sadece Gazze şeridinde değil, aynı zamanda Batı Şeria'da da böyle bir teslim istiyor. Yani Filistinler hiçbir şey yapmasın, hiçbir hakları olmasın, tamamıyla burada mahkumlar gibi yaşasınlar, ellerinde avuçlarında bir şey olmasın, günde işte bir öğün yemek bulabilirlerse yesinler, işte bir bardak su bulabilirlerse onu içsinler, herhangi bir ekonomik aktivite içinde olmasınlar, kimseyle bağlantı kurmasınlar. Evet. Bir hapisteki, bir hapishanedeki mahkumlar nasıl yaşıyorsa hem Batı Şeria'da hem Gazze Şeridi'nde böyle yaşasınlar. Evet. Maalesef bakın 1996 yılında Erbakan hükümeti döneminde İsrail'de yapılan anlaşmalar var. Bunlar çok kapsamlı anlaşmalar. Bu anlaşmalardan hiçbir tanesi bugüne kadar iptal edilmedi. Öte taraftan Türkiye ile, bakın mesela Suriye'de çatışmalar çıktı değil mi? Ne oldu? Türkiye ile Suriye arasında ihracat, ithalat önemli ölçüde bitti. Son zamanlarda yavaş yavaş bir canlılık söz konusu. Ama İsrail ile enteresandır. Biz 2010 yılından bu yana, One Minute olayından bu yana ihracatımız azalmak bir tarafa veyahut da ithalatımız azalmak bir tarafa, ihracatımız devam ediyor, ithalatımız ihracatımızdan daha hızlı devam ediyor. Bu dönemde ilk defa Türkiye'den, bakın İsrail 1948 yılında kuruldu, ne oldu? Doğrudan İskenderun'dan Hayfa'ya gemiler kalktı. Yani böyle bir bağ kuruldu. Hava yolu, mesela Suriye'ye bugün hava yoluyla Türkiye'den uçabilmek mümkün değil. Ama aynı zamanda nereye uçabiliyorsunuz? İsrail'e her türlü uçuşlar devam ediyor. Yani iki ülke arasında ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler aynen devam ediyor. Askeri anlaşmalardan bazıları şu anda belki uygulanmıyor ama onun ötesinde devam etmekte olan projeler de aynen devam ediyor. Mavi Marmara olayında bizim 9 vatandaşımız öldürülmesine rağmen bunlar devam ediyor. Demek ki bütün bunlar lafta kalıyor. Yani işin pratiğine baktığınız zaman işin pratiğinde ne görüyorsunuz? 1996 yılında imzalanmış olan anlaşmaların aynen bugün geçerliliğini koruduğunu görüyorsunuz. Böyle bir gerçek var. Mayıs ayında daha önce 3 Filistinli genç, hatta çocuk, İsrailli yerleşimciler tarafından muhtemelen öldürülmüştü. Ve olaylar zincirinin bu halkasını hiç kimse duymadı, ifade edilmedi. Daha öncesine bakarsak 2000 yılından bugüne gelinceye kadar 1523 tane Filistinli çocuk İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldü. İsrail askerlerinden bahsetmiyorum. İsrailli yerleşimciler çeşitli gerekçelerle, işte bizim geçtiğimiz yola yaklaştı, şüpheli hareketini gördüm vesaire gibi gerekçelerle keyiflerince diledikleri gibi Filistinli çocukları öldürebiliyorlar. Ve bunlar sadece çocuklar. 10 binin üzerinde de Filistinli insan İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldü aynı zaman diliminde. Ve bu insanlar bütün dünyanın göz önünde dilediğince İsrail tarafından katlediliyor. İsrail bunu yaparken aslında neyi hedefliyor? Burayı iyi anlamak lazım. İsrail bir kere zaten devlet ideolojisi olarak Yahudi ırkının dünyanın geri kalan bütününe, bütün diğer insanlara karşı doğal üstünlüğünü vurgulamış oluyor. Çünkü Yahudiler, Yahudi olmayanları, özellikle de Müslümanları dilediğince öldürüyor ve bununla ilgili hesap verme ihtiyacı hissetmiyor. Uluslararası hukuka aldırmıyor. Roket atmaya çalışan, ki o roketlerde hani bizim bayramlarda attıklarımızdan, çocukluğumuzda attığımız o roketlerden, füzelerden biraz hallice şeyler. İslam ülkelerinin bu konudaki durumu, özellikle de Türkiye'nin hali pürmelali maalesef. Bugün AKP'li milletvekilleri başta olmak üzere bir grup İsrail Büyükelçiliği'nin önünde Ankara'da, benim de bulunduğum şehirde, slogan atıyorlar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyorlar. Oysa daha önce de dediğim gibi 2008-2009'da, 2012'de aynı şeyleri yapan İsrail, bunların hepsinden hangi somut yaptırım uygulandı bugüne kadar? Bu döngüyü defalarca seyrettik. Olay anında gözyaşları içerisinde Sayın Başbakanımız cansiperane mücadele veriyor, Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırdı gibi garip ama aslında hiçbir neticesi olmayan tepkilerden sonra olay daha sonra oldu bitti ne yapalım noktasına geliyoruz. Ve sonrasında da hiçbir yaptırım uygulanmadan İsrail'le diplomatik ilişkiler, ticari ilişkiler her zamankinden daha güçlü bir biçimde sürerken bir sonraki katliam için İsrail hazırlıklarına rahatlıkla başlayabiliyor.
aslında İslam coğrafyasının en zayıf noktada bulunduğunun ispatı. Eğer İsrail bugün bu kadar rahat hareket edebiliyorsa, hiç yapamadığı o kara operasyonlarına girebiliyorsa, bu demektir ki İslam coğrafyası en zayıf anından geçiyor. İsrail için en uygun hayat koşulları var demektir. Ve Türkiye açısından olaya baktığımızda yazık ki Türkiye'nin zayıflattığı bir İslam coğrafyası sebebiyle İsrail'in bu kadar rahat hareket edebildiğini düşünüyoruz. Düşünün ki İsrail'in yani bu nevi'den katliamları gerçekleştirmesinin önündeki en önemli engel Suriye'ydi. Suriye İsrail'e karşı tabii bir kaya, tabii bir dağ vazifesi görüyordu. Filistinli, Lübnan'ı ve oralarda var olan İslami hareketi yaşatan lojistiği, silah ve insan desteğini İran başta olmak üzere Orta Doğu coğrafyasından o bölgeye taşıyan ana arter görevi görüyordu. Suriye'yi yok ederek Türkiye, İsrail'in ekmeğine yağ sürdü. Hani biz bunu hep söylemeye çalıştık, hep ifade etmeye çalıştık. Bugün İsrail'in dünyada isteyeceği en önemli şey nedir deseniz, Suriye'nin bugünkü parçalanmış vazifesi, vaziyeti ve Irak'ın hani bugünkü 3'e 5'e bölünmüş vaziyeti deriz. İsrail'i eleştirdiklerini göremezsiniz. Şimdi bu iktidarın, şu anda AKP iktidarının, İsrail'in tüm bu vahşetine rağmen bir karşı duruş görebiliyor musunuz? Ya böyle bir şey söz konusu değil. Birleşmiş Milletler'ine çatıyor Sayın Başbakan. Efendim neredesiniz ey İslam ümmeti? Yahu kardeşim, iktidarınız varken İslam ümmeti kalır mı Allah aşkına? 12 yıldır iktidarda İslam ümmetine ne yaptığınızı, hepimizin mi gözleri bağlandı? Hiçbir şey görmüyoruz. Her söylediğinizi alkışlayacağız. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? İslam ümmeti mesela Libya. Libya'nın bugünkü hale gelmesinde iktidarınızın katkısı nedir? İzmir'i merkez yaparak NATO'ya bombalatmadınız mı bu ülkeyi? Suriye, bin bir çeşit teröristleri bu ülkede Esad'ı devireceğim, Esad'ı devirmeyi devlet politikası haline getirerek İsrail için Esad'ı devirmeye çalışmadınız mı? Bugün bu teröristler aynı şekilde Irak'ı, Suriye'yi altın üstüne getirip tekdir getirerek Müslüman kesmiyorlar mı? IŞİD örgütü nedir? IŞİD İsrail için Müslüman kesmedi mi? Kesmiyor mu? Ne acıdır ki İslam dünyası paramparça ve maalesef İslam dünyası Büyük Orta Doğu Projesi'nin taşeronu olan Türkiye dahil bu coğrafyadaki ülke siyasi kadrolarının getirdiği yerdir burası. Ve İslam coğrafyasını adeta sahipsiz canavarlara parçalatan bir anlayış. Onun için şimdi çıkıp burada yok dışişleri şu açıklama yaptı, kaygıyla izliyoruz, yok başbakan bunu söyledi, bunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok, artık mızrak çuvala sığmıyor. Yani başbakanın çocuklarının gemisi İsrail'e harıl harıl seyri sefer halinde ticaret yapıyor. Başbakanın kızı da İsrail'i kınıyor. Artık yani bu çirkin siyasetle bu manzara örtülemez. Mızrak çuvala kelimenin tam anlamıyla sığmıyor. İktidarda iktidara güç veren hacı amcalar da oturup bir muhasebe yapma zamanıdır. Yani nasıl bir tablo, bu tabloya Türkiye nasıl geldi? Hangi cesaret madalyalarıyla bugünkü cehennemin taşları döşendi? Hani Başbakan Erdoğan hani kınama edebiyatını bir kenara bıraksın. Önce şu cesaret madalyası, İsrail'den aldığı cesaret madalyasını, Yahudi lobilerinden aldığı cesaret madalyasını bir iade etsin. Suriye'deki ihanetin, Libya'daki ihanetin, sahipsizliğin, savruluşun, iç kavgaların sürüklediği bir adliyet noktasından İsrail'in mal bulmuş mağribi gibi faydalanma stratejisidir, taktiğidir. Bakın Sayın Profesör Doktor Haydar Başlıcamızın çok ciddi bir tespiti var. Bunu ben burada hatırlatmak istiyorum. Dikkat ederseniz ülkeler hep çok parçalara bölünüyor. Yok Irak 3 parça bölünecek, yok Suriye şu kadar parça bölünecek, yok Türkiye bu kadar parça bölünecek, yok Suud bu kadar parça bölünecek şekilde ciddi şekilde coğrafyalar yeniden çiziliyor. Bunların sebebi ne?
Bunların sebebi Müslümanları bölük pörçük etmek, gerek fikir planında gerek coğrafya planında bölük pörçük etmek, güçlerini bertaraf etmek, daha sonra İsrail'in işte Gazze örneğinde gördüğümüz gibi işgalini kolaylaştırmak adına bu eylemler yapılıyor. Yok efendim AK Partili milletvekilleri çıkmış ya protesto yapıyorlarmış. Bilmem nerede eylem yapıyorlarmış. Ya kardeşim senin görevin eylem yapmak mıdır? Yoksa kanun çıkartmak mıdır? Yoksa devletin ağırlığını ortaya koymak mıdır? Yoksa bu işler artık 10 minütlerle geçiştirilecek tiyatro hareketlerin çoktan geçmiştir.